Sevgili Mehmet, biz ilk yarıdaki Trabzonspor'u sezonun en dağınık Trabzonspor'larından biri olarak niteledik evet. devre arasında Erman Hoca'yla. Ama ilk 15 dakikaya, ikinci yarının ilk 15 dakikasına bakmak lazım dedik. Bu dağınık görüntüde de yani Alanya karşılaşmasından sonra acaba hani biz bitirdik bu işi duygusu mu hakim oldu oyuncularda gerek Başkan gerekse Abdullah Hoca hep... evet ya Daha değil, daha bitmedi vurgusunu hep yaptılar. Belki de şu görüntüyü düşünüp korktukları için, tedirgin oldukları için yaptılar ama bugün ilk yarıdaki görüntü öyle bir görüntüydü. Bunu o motivasyon kaybına mı bağlamak lazım? Çünkü ikinci yarı neler yapabileceğini gösterdi Bordo Mavili tabii. Tabii maçın zor geçeceğini zaten biliyordu Kayseri Spor. Hikmet Hoca ile zaten iyi bir çıkışı var, iyi bir takım var. Çok da oyuncu eksikliği var ama Trabzonspor takımı özellikle son Alanya maçından sonra bu kadar zorlanacağını beklemiyordum. Çünkü Trabzonspor içeride bir tek Galatasaray'a karşı 2-0 böyle mağlup duruma düştü. Oradan da çevirmesini bildi. Tabii ki orada Galatasaray'ın da eksiklikleri vardı. Ama böyle bir maçta ilk yarı 2-0 e, mağlup olarak içeri giriyorsun. Çok fazla üretken olmayan bir Trabzonspor takım ve de hocanın doğru değişiklikleri var. Zaten iki tane Bekin, Perez ve Puaç'ın çok kötü olması. Trabzonspor'un zaten gollerinde ikisinde çok büyük hataları var. Burada tabii genç Ahmet Can'ın da hatası var. Hoca var, zaten var, ikinci yarıya özellikle Hamsi'nin oynamadığı maçlarda bakasetası, zep altını çiziyoruz, vurguluyoruz bunu. O da çok kötü oynadı. Zaten hoca e, bu kadar pozisyona girmeyen bir takımda bakasetası ben dışarı almaz diye düşünüyordum ama hoca çok farklı bir şey düşündü ve de oyuna soktuğu oyuncular özellikle Canini e, oyuna girdi. Santrafor gibi oynamadı. Orta sahaya geldi. Serbest oyuncu gibi zaten. Bütün toplarda çok da istekliydi. Takımın bence en iyi oyuncularından bir tanesi de golün dışında da konuşuyorum. Oyun içinde sürekli hareketliydi. Abdülkadir Ömür ilk yarı ile ikinci yarı çok farklı Trabzonspor. İkinci yarı tamamen geriye çekilen bir Kayserispor takımı ama yakaladığı zaman da çok net olarak pozisyona giren ve kaçıran bir Kayserispor evet. takımı gördük. Çünkü 2 2 kendi aynı şekilde atamayan bir tane pozisyonu var. Mustafa Petlemen çıkardı. Evet. Dışarı attı pozisyon. Ya yani oyun oyunu git gelliydi. Kayseri Spor'da maçı kazanabilirdi ama Trabzonspor takımı şunu gösteriyor bize. 2-0'da geriye düşse bile Trabzonspor takımı hem taraftar desteğinden birlikte e, ön alan baskısını çok farklı şekilde yapmaya başladı. Ki Cornelius çok etkisiz oynadı maçta. Yani beklediğimiz konu son haftalarda çok iyi oynayan Cornelius çok etkisiz oynadı. Ama Keza, onun dışında... arasında çıkan Bakasetas da. Bakasetas zaten o oynamadığı zaman Trabzonspor Hamşi'nin oynamadığı noktalarda sıkıntı yaşıyor. Ama Trabzonspor 2-0 geriye düşüyorsun. İkinci yarı ee, seyircinin de desteğini 3-2 maçı kazanmak öyle kolay bir şey değil. Bence bu maç Trabzonspor'un artık ligde e, %95 şampiyon olduğunu gösterir diye düşünüyorum ben. Hocam devre arasında e, bizim bu sezon gördüğümüz en dağınık Trabzonspor diye konuştuk. Tanınmaz bir görüntü e, dedik. Ama bunu da konsantrasyon kaybıyla açıklanabilir ancak. Fakat Kayseri da hakkını teslim edelim. E, Trabzonspor'u e, bu durumda yakalamışken ne yapılması gerekiyorsa onu yaptı diye de ekledik. Sonra çıkarken dedik ki de, ilk 15 dakika yalnız kritik e, bir büyük takımla oynarken. E, bunlar işte. <gülüyor> klasik. <gülüyor> Ve dedi aslında. bu, bu e, çok daha hani Amerika'yı yeniden keşfetmek Tabii, değil klasik. böyle bir görüntü sergilendi. ama müthiş bir görüntü dönüştü. Işte. Ola ikinci yarıyı hani şöyle dışarıdan bir adam seyretse İngilizlik gider. Çok tempolu oldu. Heleki, i̇lk yarı çok kötü bir Trabzon ama yani... ...öyle böyle bir Trabzon değil ve çok iyi bir Kayseri Spor. İkinci yarı bir türlü ha ...Hikmet Hoca... ...üç adam değişikliğini biraz daha evvel yapsa acaba ne olurdu diye de tartışılır mı? Yani o kadar beklemeden çünkü yoruldu Kayseri Spor. Yoruldu ama müthiş bir maç oldu. Ha maçın hakkı kaç dersen iki tarafında direk direk iki iki olsaydı maçın hakkı olurdu. Onu söyleyeyim. Hiç gereksiz bir penaltı yaptı abi. Ne gereği var ya? Hakemin görmesi zor onu. Evet. İşte yapma orada ya bırak yani gol olursa gol olsun. Artık uzatmanın sonsa demek ki futbolcu. İstem abi. dışı oldu herhalde. Oldu yapmayacaksın yani. abi istem dışı yapmayacaksın. Yani enteresan bir maç. Yani son yıllarda... Gördüğüm iyi mücadelelerden biri. Son haftalarda yalnız buna, bu tarz böyle yüksek tempolu, keyifli e, heyecan verici maçlar seyrettik birkaç evet. haftadır. Yani geçen hafta da oldu. Genelde Önücü Trabzon, Trabzon maçlarını oldu. izliyoruz ama. İşte Adana demir maçı keza öyleydi. Trabzon maçı da aynı. Evet, İlk evet. kez Gazer çok üstün Trab... oynadı. Aynen öyle. Ya Trabzonspor'un da genelde Trabzon. iki devre, bir devresi kesinlikle Trabzonspor'da bir fark yaratıyor. Yani bu Trabzon'un baktığında üçüncü kez. Sıçrıyor burada. Bir ilk Galatasaray evet. maçı. 2-0'dan 2-2. İkinci Galatasaray maçı. Bir de bu maç. Yani kolay bir şey değil. İlk yarıya baktığın zaman kimse bu maçı Trabzon oyununa bakınca hiç dediniz mi ikinci Trabzon maçı döndürür diye. Yanlış. Baştaki gol önemliydi. Şey işte. de Şimdi tamam Abdullah Avcı genç adam oynatıyorsun da Stober. O Stober Ama, henüz anladım. Trabzon'da oynayacak bir stoper değil henüz. Kazan Aynen. da. Bu maçta kazanma. Biraz daha sonra. Daha bir garanti yap. Ondan sonra o çocuğu öğret. Bak şimdi bugün üç tane hata yaptı. Üçü de baba hata. Golde hata yaptı. Sonra iki yerde daha yaptı Bak, hata. Nerede yaptı konuştuk? Bir tanesinde Vitor Hugo'yu bozdu. Evet Vitor Hugo'yu bozdu. tam yani, kafa vururken. Bir tane daha yerde yani üç tane büyük hata yaptı. E, Hoca ezilir çocuk tamam genç çocuk kazılacak da bu tip başta değil ya. Biraz daha sonra oynar. Nitekim Abdullah Avcı ikinci yarı fark etti hikayeyi. Değiştirdi işte. Onu aldı. Bakası da sağ aldı. Bilmem ne yaptı. İşin rengi değişti. Değişti. Ama Şanslı verdi. Son dakikada penaltı. Ermen abinin dediği gibi şampiyonluğu erken ilan ederse bu tür oyunculara şans vermesi daha doğru olur. Kazanmak için. Çünkü artık şampiyonluk netleşir. Rakip o zaman ya, genç oyuncu kullanması. Ama şu anda doğru. hala daha Geçen hala hafta hocam. da hata yaptı hocam Alanya'da. Yaptı. giden oyuncuya gereksiz bir foul yok. Penaltı. Ya, yaptı. penaltı. Evet. Ya, koşarken penaltı olur. Evet. Herkes söyler bu. Ha, geçen yani hafta hocam 4-0'lık galibiyet olduğu için hani oyundan sonra tekrar onu düşünmek istedim hocam ama bu kadar orada. zor olacağını da beklemiyordum hocam. O da maç 1-0'dı. Yani penaltiyi atsa kaleci kurtarmasa 1-1 olacak herhalde. Yanılmıyorsam. Peki. Peki. Yani, geçen yok Trabzon nokta sayısı yoktu. 4'tü o zaman. 4 müydü? 4'tü ikinci yarı 4. Tek dördü, topta dördü. çıkıyorlar. Tek evet. topta gidiyorlar ilk evet. yarı Kayseri. Çok pozisyon kaçırdı Kayseri takımı. Yani bu Trabzonspor o pozisyonları da verdi ona. Git geldiydi yani kazanabilir Kayseri. Öyle. 2-2 İki, iken vardı. Atamam kaçırdım. Peki Reha ee, Hocam yani Gerçekten. neleri yanlış yaptı ve ikinci yarı neyi düzeltip bu denli farklı bir e, oyun sergiledi Trabzonspor? Şu ben kadroyu istedim. Bir de ikinci devreki kadroyu da hatta yazdırdım. Üç değişikten sonra. Bir ilk on biri verirlerse arkadaşlar. Bunun üzerine daha doğru anlatırız Ender. Geliyor. Yani, geçen haftaya göre senin söylediğin diyorsun. Geçen hafta. Geldi mi? Şimdi, evet. evet. Şimdi şu arkadaşlar Perez'i de buraya içeri sokalım. Seopis'in buraya, şuraya. Poğaç'ı da buraya sokalım. Şuraya. Biraz açalım Uygu'yla ile ikisini birazcık evet. Şu çizgiye Vizca. Vakayeme çizgiye. Cornelius şuraya. Aralarına sokalım. Şimdi Geçen hafta Trabzonspor bir haftada senin söylemek istenenler ne değişti? Yani geçen hı hı hafta hı. çok güçlü oynanan bir oyunu 45 dakikada e, yani bu maçın ilk 45 dakikasında Nasıl bu oyun? saktı? <laughs> geçen haftaya göre kim oynamadı ilk 11'de? Hangi oyuncuyla hangi oyuncunun yeri değişti? Bir oyuncunun. Dorukan oynamadı sakatlığından evet. dolayı. Abdülkadir Ömür oynadı. Şimdi Geçen hafta ne oldu? Şunu söyleyelim. Geçen hafta Alanya Sporu peki e, oyununu biz nasıl değerlendiririz, nasıl referans alırız? Kaleden işte marafondan başlayan bir oyun var değil mi? Pas yapan, topa sahip olarak çıkan işte ve de çok doğru da ön alana yerleşmiş bir Trabzonspor evet. geçen hafta seyrettik. Ön alan baskısını çok doğru götürdü bu oyuncular geçen hafta. Tabii e, şunu söyleyeyim. Bakaset hasta buraya gelince esas tabii en büyük yükü de Siopis'te geçen hafta söylediğimiz gibi doğru kan çekti. Ne gibi? Ön alan baskısıyla Trabzonspor gol pozisyonu buldu mu? Buldu. Gol attı, gol kaçırdı. Evet. Bir de önde atak sonlanmadığında bugünkü gibi pas hatası olduğunda ne oldu? Siopis'te doğru kan orada çok ciddi bir hat oluşturdular, bir direnç getirdiler. Ve de o getirdikleri direnç ne oldu biliyor musun? Bugünkü gibi bu kadar ucum oyuncuları geriye koşmadı daha fazla önde kaldı. Daha konforlu alanlarında oyun oynadılar. Bu kez çok Şimdi yalnız Siyopis kaldı. Şimdi Siyopis yalnız kaldı. Bir de Siyopis topla becerili çok oyuncu değil. Dorukan burada hem 6 hem 8 yeri geldiğinde Dorukan'ı sıkısan 10 numara bile oynatabilirsin. Yani böyle joker bir oyuncu.